İyi günler. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Doktor David Burns, iyi hissetmek yeni duygu durum tedavisi. Kısım 1, pratik uygulamalar, özgüven oluşturmaktan devam ediyoruz. Özgüveni arttırmak için özgül yöntemler. 1. İç eleştirmenize karşı konuşun. Değersizlik hissi kendinizi eleştiren iç konuşmanız tarafından oluşturulmuştur. Hiç iyi değilim, berbatım, diğer insanlara göre aşağıdayım ve bunun gibi kendini aşağılayan ifadeler umutsuzluk duygularına ve düşük özgüvene neden olur ve onları besler. Bu kötü zihinsel akışkanlığın üstesinden gelmek için 3 adım gereklidir. A. Aklınızdan geçtikçe eleştirel düşünceleri tanımak ve yazmak üzere kendinizi eğitin. B. Bu düşüncelerin niçin çarpıtılmış olduğunu öğrenin. C. Daha gerçekçi bir kendini değerlendirme sistemi geliştirmek için bu düşüncelerinizle konuşun. Yazmak üzere kendinizi eğitin. Bu düşüncelerin niçin çarpıtılmış olduğunu öğrenin ve bu düşüncelerinizle konuşun. Bunu başarmak için etkili bir yöntem 3 sütun tekniğidir. Basitçe bir kağıdı 3 sütuna bölecek şekilde yukarıdan aşağıya doğru 2 çizgi çizin. Sol sütunu otomatik düşünceler, öz eleştiri, orta sütunu bilişsel çarpıtma, sağ sütunu mantıklı yanıt, öz savunma olarak adlandırın. Sol sütuna kendinizi değersiz ve keyifsiz hissettiğinizde aklınızdan geçen incitici, zarar verici tüm öz eleştirileri yazın. Örneğin, diyelim ki birden önemli bir toplantı için geç kaldığınızı fark ettiniz. İçiniz ezilir ve paniğe kapılırsınız. Şimdi kendinize sorun. Şu anda kafamdan hangi düşünceler geçiyor? Kendime ne söylüyorum? Bu beni neden üzüyor? Sonra bu düşünceleri sol sütuna yazın. Hiçbir şeyi doğru yapmıyorum ve her zaman geç kalıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşünceleri sol sütuna yazın ve numaralandırın. Ayrıca herkes beni hor görecek. Bu benim ne kadar aptal olduğumu gösterir diye de düşünmüş olabilirsiniz. Bu düşünceleri kafanızdan geçtiği hızla not alın. Niye? Çünkü bunlar üzüntünüzün asıl nedenidir. Bunlar etinizi koparan bıçaklar gibi içinizi parçalayacaklardır. Ne demek istediğimi bildiğinizden eminim. Çünkü bunu mutlaka hissetmişsinizdir. İkinci adım nedir? Üçüncü bölümü okuduğunuzda çoktan bunun için hazırlanmaya başladınız. 10 bilişsel çarpıtma listesini kullanarak olumsuz otomatik düşüncelerinizin her birindeki düşünce hatalarınızı saptayıp saptayamadığını belirleyin. Örneğin, hiçbir zaman hiçbir şeyi doğru düzgün yapmıyorum aşırı genellemeye bir örnektir. Bunu orta sütuna yazın. Tablo 4'te görüldüğü gibi diğer otomatik düşüncelerinizdeki çarpıtmaları saptayarak devam edin. Şimdi duygu durum dönüşümü için önemli bir adım atmaya hazırsınız. Sağ sütuna daha mantıklı ve daha az üzücü bir düşünce yerleştirmek. Mantıksallaştırarak ya da nesnel olarak geçerli olmadığını düşündüğünüz şeyler söyleyerek kendinizi neşelendirmeye çalışmayın. Aksine gerçeği anlamaya çalışın. Eğer mantıklı yanıt sütununda yazdıklarınız inandırıcı ve gerçekçi değilse bir damla bile yardımı olmayacaktır. Öz eleştirinize karşı yanıtınıza inandığınızdan emin olun. Bu mantıklı yanıt kendinizi eleştiren otomatik düşüncenizin mantıksız ve hatalı yanlarını içermelidir. Şimdi arkadaşlar tabloya geçiyoruz. Tablo 4. Üst sütun tekniği bir şekilde hata yaptığınızda
kendiniz hakkında düşündüklerinizi yeniden yapılandırmak için kullanılabilir. Amaç, olumsuz bir olay olduğunda otomatik olarak zihninize doluşan mantıksız, katı öz eleştirilerin yerine daha nesnel, mantıklı düşünceleri yerleştirmektir. Şimdi 3 sütunun 1. kısmında otomatik düşünce, öz eleştiri, 2. kısmında bilişsel çarpıtma, 3. kısmında ise mantıklı yanıt, öz savunma yazılmıştır. Şimdi sıralamaya geçiyoruz. 1. Otomatik düşünceden başlayarak bilişsel çarpıtma, mantıklı yanıtla devam edeceğim. 1. Hiçbir şeyi hiçbir zaman doğru yapmıyorum. Bilişsel çarpıtma, aşırı genelleme, mantıklı yanıt, öz savunma. 1. Saçma, bir sürü şeyi doğru yapıyorum. 2. Her zaman geç kalıyorum. Otomatik düşünce, bilişsel çarpıtma, aşırı genelleme. 2. Mantıklı yanıt. Her zaman geç kalmıyorum. Bu gülünç. Dakik olduğum tüm zamanları düşünüyorum. Arzu ettiğimden daha sık geç kalıyorsam bu sorun üzerine çalışacağım ve daha dakik olmak için bir yöntem geliştireceğim. Otomatik düşünce 3. Herkes beni hor görüyor. Bilişsel çarpıtma, zihin okumak, aşırı genelleme, ya hep ya hiç düşüncesi, falcılık yapmak. Mantıklı yanıt, öz savunma. Birileri geç kalmamdan ötürü hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Ama bu dünyanın sonu değil. Belki de toplantı zamanında bile başlamayacak. Otomatik düşünce 4. Bu benim ne kadar aptal olduğumu gösterir. Bilişsel çarpıtma, etiketleme, mantıklı yanıt, bırak hadi, ben bir kazma değilim. Otomatik düşünce 5. Kendimi aptal yerine koyacağım. Bilişsel çarpıtma, etiketleme, falcılık yapmak. Mantıklı yanıt, aynen, ben bir aptal da değilim. Eğer içeriye geç girersem aptal gibi gözükebilirim. Fakat bu beni aptal yapmaz. Herkes bazen geç kalabilir. Örneğin, hiçbir zaman hiçbir şeyi doğru yapmıyorum inancına yanıt olarak, hadi canım, ben de herkes gibi bazı şeyleri doğru, bazı şeyleri yanlış yapıyorum. Randevuma geciktim, fakat bunu gereğinden fazla abartmayalım yazabilirsiniz. Belirli bir olumsuz düşünceye mantıklı bir yanıt düşünemediğinizi varsayalım. Birkaç gün için bunu unutun ve daha sonra buna geri dönün. Çoğunlukla madalyonun diğer yüzünü görebileceksiniz. 3 sütun tekniği üzerinde 1 veya 2 aylık bir süre boyunca her gün 15 dakika çalışırsanız giderek daha kolay yapabileceğinizi göreceksiniz. Uygun mantıklı yanıtı kendi başınıza düşünemiyorsanız, diğer insanlara üzüntü verince bir düşünceye karşı nasıl bir yanıt oluşturacaklarını sormaktan çekinmeyin. Bir uyarı notu. Otomatik düşünce sunumunda duygusal tepkilerinizi tanımlayan kelimeler kullanmayın. Sadece duyguyu yaratan düşünceleri yazın. Duygusal tepkileri tanımlayan kelimeleri kullanmayın. Sadece duyguyu yaratan düşünceleri yazın. Örneğin, diyelim ki arabanızın bir lastiğinin patladığını fark ettiniz. Berbat hissediyorum yazmayın. Çünkü bunu mantıklı bir yanıtla çürütemezsiniz. Gerçek şu ki kendinizi berbat hissediyorsunuz. Bunun yerine lastiği gördüğünüz anda aklınızdan otomatik olarak geçen düşünceleri yazın. Örneğin, ben çok aptalım. Geçen ay yeni bir lastik almam gerekirdi. Ya da Allah kahretsin, bu sadece benim kötü şansım. Sonra yeni bir lastik alsaydım daha iyi olurdu. Fakat aptal değilim ve hiç kimse geleceği kesin biçimde tahmin edemez gibi mantıklı bir yanıtla yer değiştirebilirsiniz. Bu işlem lastiği şişirmeyecektir. Fakat en azından patlamış bir egoyu da değiştirmeniz gerekmeyecektir. Duygularınızı otomatik düşünce sütununda tanımlamamanız en iyisi olacaktır. Ancak duygularınızın ne kadar iyileştiğini saptayabilmek için 3 sütun tekniğini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra bir miktar duygusal muhasebe yapmak yardımcı olabilir. Otomatik düşüncelerinizi saptayıp yanıtlamadan önce kendinize ne kadar üzüntülü hissettiğinizi %0 ile %100 arasında kaydederek çok kolaylıkla bunu yapabilirsiniz.
Önceki örnekte patlak lastiği gördüğünüz anda %80 sinirli ve kızgın olduğunuzu not etmiş olabilirsiniz. Sonra yazılı alıştırmayı bitirdiğinizde ne kadar rahatlama hissettiğinizi kaydedebilirsiniz. Diyelim ki sinirliğiniz ve kızgınlığınız %40'a düştü. Eğer bir düşüş varsa yöntemin işinize yaradığını anlayacaksınız. Saygılar arkadaşlar. İyi hissetmek iyi hissettirir.